Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve yanında köftenin soğumayan ve bitmeyen kahvesi var. Evet, bu kanal içi devam eden espriyi atlattığımıza göre karşımızda ne var? Bu bir kemona değil, bir düzenli seri de değil. Bu muhtemelen ayda bir ya da iki bölüm gelecek. Öyle eğlencelik vesaire bir seri. Hex diye bir oyun. Üste, daha doğrusu sağ üstte de görebileceğiniz gibi oyun hala beta. Tabii ki de bende sadece beta yazısı gözüküyor çünkü action o gösterge HD'sünü tam olarak, yani kusursuz bir biçimde hex yazısının üstüne denk gelecek şekilde ayarlamaya karar vermiş. O yüzden de hex yazısını ben göremiyorum, ancak siz görebiliyorsunuz. Oyunun adı o. Bu Gameforge diye bir firmanın ücretsiz olarak çıkarttığı bir online kart oyunu. Kart oyunları nedir diye soracak olursanız, şu an en popülerlerinden bir tanesi sanırım Hearthstone. Benim ise alıştığım kart oyunu mimarisi arkamdaki Magic desteme bakarak sanırım belli olabiliyor. Evet, ben bir nerd'üm. Bunu bilmeniz lazım. Bu arada şu şöyle, çok iddialı bir Magic oyuncusu değilimdir. Tamamen arada arkadaşlarımla eğlencesine oynarım. Ama gene de sağlam bir para istiyor Magic. Ve bunun yüzünden karşımızda şu an Hex var. Ücretsiz bir kart oyunu kendisi. Biraz oynadım, çok fazla oynayamadım. 3-4 oyun falan oynayabildim en fazla. Bir de tutorial'ını oynadım başta oyunun. Oyun hakkında genel olarak yorumlarıma biraz değineceğim başa, ondan sonra rastgele bir oyuna girişeceğiz. Oyun hakkında ilk dikkatimi çeken nokta müzik seçimleri. Hani çok kendine özgü bir müzik seçimi değil, fakat kötü de bir müzik seçimi de değil gene aynı şekilde. Ve tamamen siz oynarken kendinizi oyuna kaptırabileceğiniz bir müzik seçimi. Ama rastgele bir yerde duyup da "aa, bu Hex'in müziklerinden" diyebileceğiniz kadar da özgün bir müzik değil. Şahsen bu oyun için gayet makul bir tercih. Bunun yanı sıra oynanış olarak hala beta olduğunu hissettiren bazı noktalar var. Bunun yanı sıra benim disleksi olmam yüzünden zorlandığım birkaç nokta var tutorial'lar konusunda özellikle. Sadece yazı olan tutorial'lar benim için her daim kötü bir şeydir. O yüzden en sevdiğim oyun türü benim için sağlam bir ironidir. Strateji oyunlarını çok severim. Özellikle sıra tabanlı stratejileri. Ama sıkıntı, stratejilerin tutorial'ları maalesef tamamen yazı tabanlı. Muhtemelen bu yüzden en sevdiğim strateji oyunu Civilization 5 olabilir. Çünkü tutorial'ları sesli olarak da veriyor, kısmen de olsa. Yani en azından neler çıkarabileceğini anlayabiliyorsun. Evet, bu benim oyundan yana tek eksiği noktam. Bunun yanı sıra arayüzün hala biraz daha ufak dokunuşlara ihtiyacı var. Yani ilk giren biri ne yapacağını bilemiyor. Ama onun dışında oyun, yani bunların hepsi tamamen şurada gördüğünüz beta ibaresine verebileceğimiz şeyler. Ama onun yanı sıra oyun eğlenceli. Eğitim alanına giriyorum bu arada. Ve bilgisayara karşı sizde bir oyun yapıyorum. Tabii şu an tek bir destem var. O yüzden hadi bakalım. Hadi bol manalı bir elle başlayalım. Lütfen. Lütfen. Önce çek diyorum ben. Ufak bir riskimiz söz konusu çünkü düşük manalı bir yaratığımız yok. Tabii burada birim olarak geçiyor. Magic'te creature, yani yaratık olarak geçiyor. O yüzden ben yaratık diyeceğim. Bu arada oyunun güzel bir avantajı tamamen Türkçe. Ayrıca oyun online olduğu için beni arkadaş listenize ekleyebilirsiniz bu oyunda. Arada oynayacağım. Hatta ayda muhtemelen bir ya da iki video gelecek bundan.
Ve belki arada izleyicilerle rakip olarak oynayabilirim. Belki o konuda bir söz vermek istemiyorum. Tamamen videoyu çekeceğim zamanki kafa yapıma bağlı. Elimde tut. Riskli biraz ama riski alacağım. O zaman henüz soğumamış olan kahvemden. Bu arada henüz soğumamış olandan kastım, ben sıcağa fazla hassas bir insanım. O yüzden kahvemin biraz ılınması lazım ben içmeden önce. Evet, rakibin kartını bu şekilde görüyoruz. Şu sinir bir şey ya. Öldüğünde şuna bir can veriyor. Evet, şurası bizim kendimiz. Şurası mana. Mana diyebileceğimiz. Ha güzel bir tane düşük manalı creature geldi. Şurası bizim mana bölümümüz, şurası canımız, elindeki kartlar, fast vesaire vesaire. Şurası da... Evet. İlk olarak bir adet manamızı oynayalım. Tabii ki de bir manayla bir şey yapılmadığı için önceliği devret. Bu arada her el sadece bir tane bu manayı sahaya oynayabiliyorsunuz. Bu kart oyunlarının değişmez kuralıdır. Bir can bir candır. Bir canın lafını yapacak değiliz. Ve nedense şunu Creeper suratına benzetiyorum biraz. Evet. Evet, bir adet daha mana geldi ve bu güzel bir şey. Seni de oynayalım artık. Seni çağırabiliriz. Bir sonrakinde şunu çağıracağım. Evet, şimdi ilerleyelim. Ve bakalım bizim Kramok'umuz ne oynayacak bu sefer. Bu baby diyerek bekliyoruz. Ha, oynamadı bir şey. O zaman ben bir tane daha senden oynayayım. Bu arada bazı manaların tipleri var. Mesela şunu çağırmak için şu mavi tip manadan bir tane şart. Ama mesela bunu çağırmak için 5 mananın da birbirinden 5 manada herhangi bir tip olabilir. Ve kendime 2 mana çektiriyorum. 2 kart çektiriyorum dedim. Diyecektim. 2 mana çektiriyorum dedim kazara. Ve 2 mana çektim. Evet arkadaşlar. Köfte nasıl doğru bir dil sürçmesi yapar? Evet. Bunu da kanıtladığımıza göre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayır, neden 2 mana dedim? Evet, 2 mana demeniz. He. Bu kart oynadığında seçtiğin rakip bir şampiyon elindeki. Tesadüf olarak gösteriyor. Bu şekilde gösterilen birim. He, okey. Manayı gösterdi. Zaten elimde... Elimdekilerin çoğunun mana olduğunu hesaba katarsak bence gayet olası bir şeydi zaten. Şaşırmamak lazım. Evet. Bir tane senden oynayalım. Şunu da oynayak. Ve sonraki tur şunlardan birini çağırabilirim. Bunun çok güzel bir avantajı var. Uçabiliyor. O yüzden şunlar durduramaz. Fakat onun için uçabilen ya da henüz denk gelmedim ancak Magic'teki gibi bunda da Reach yaratıkları varsa eğer Reach'i olabilen bir... Abi saniye. Ha tamam. Ha, doğru. Şuradan da düzenleyeyim. Şey, bir saldırmayacağım. Ben topluca saldırmaya çalışacağım muhtemelen ileride bolca yaratık biriktirip.
mana yükleme diye geçiyor burada ama. Saldırıyor. Beleş karttı zaten. Gitsin. 4 damage, 2 damage alacak değilim. Evet ve ardından bir saniye, senin özelliğin ne? Tabii daha sadece topu 4 tane oyun oynadığım için saldırmayacağım. Önceliği bu kart oynadığında seçeneğim bir şampiyon. Bunu atar. Evet. Benim bir tane kart atmamı istiyor benden. İki tane demirci yiyelim. Evet, bu kart engelleme yapamıyor. Evet, normalde mana sevilen bir şeydir fakat 200 tane gelince evet, bir noktadan sonra manadan bıkmaya başlıyorsun hani doğal olarak. Elimde 3 tane kart var, 3'ü de mana. Hani şikayetçi miyim? Çok sayılmam. Buna güzel bir şeydir. De hani yaratık da gelse daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet sen bakalım nesin? Bu gene. Mesela ismi neymiş? Kurnaz Kafa Sözcüsü. Dev Gök Sinek. Gölge Korusu Cadısı. Kan taşıyıcısı. Ben de neymiş? Araştırma kütüphanecisi. Teknoloji dahisi. Robot. Bu arada robot olduğu için bunlara sanırım evet bunların maliyetlerini düşürüyor. Bunu oynayacağım. Hayretten şunu da bir alalım. Evet. Gene videoya başladığım gibi bana mesaj gelir. Acaba neden şaşırmadım? Evet bunu tepleyelim. Evet saldırı aşamasına gel. Saldırmayacağım. Abi sen dur. Ben saldırmak istemiyordum. Neyse saldıracak. Sağlık olsun. Acil bir durum olduğunda can verip bunu döndürebiliyorum zaten. O da iyiymiş. Şimdi gel bağalım. Şimdi sen bir gir oyuna. İş robotumuz oldu bir tane.
Dwarf. Önce seni bir oynayalım. Ardından seni oynayalım. Tabii. Evet. İş robotu, sen savunmada kal. Kabul et. Bir tane daha aslında dur. Kabul et. Bir tane daha ihtiyacımız vardı. İki tane savunma şimdilik işimi görür diye düşünüyorum. Evet. Önceliği devret. Evet, bir tane daha savaş devrimiz var. Önce seni bir oynayalım. Sonra seni bir oynayalım. Ardından seninle bir tane kart çekelim. Evet. Görüşürüz. Evet. Evet, bir tane daha savaş robotu yap oyuna soktum. Eksi 3 mana derken. Evet. O da ilginç bir olaymış. Sonraki tur bir tane daha tepleyeceğiz. Evet. Tam kahvem içilecek ısıya gelmiş. Ondan sonra termosu kapat, termoslu kısmını kapatabilirim. Ah, termoslu bardak candır. Sen savaş robotu. Evet. Dejenere hasat işçisi. Evet, çeviriler bayağı yaratıcı. Şimdi sen bir gel. Nesin sen? Bence gayet makul. Kabul et. Seni öldürek. Ardından kabul et. Teşekkürler. Ve sanırım saldırıya geçebilirim. Evet, sen saldırma. Ya dur. Şunlar da müsait olduğunda. Biraz daha bekleyeyim saldırı için. Aa dur, şunu da oynayayım. Evet. Önceliği devret. Saldırı aşamasına geç. Önceliği devret. Evet, benim hamleme geçti. Sen nesin? Bu kart... Keşke baştan geleymişsin sen ya. Bu arada neden -6?
Bu elle de saldırmayacağım. Sonraki el... Dur. Senin özelliğini kullanalım. Sonraki el oynarım. Sen bir tane savaş robotu yarat. Evet. Tanem başında bu kart sana bir hasar verir. Okey. Bir saniye bir şey. Yükleme robotunu. Evet, kart bedavaya denk geliyor. Yok. Şimdi... Senden de bir tane kart çekelim. Araştırma olduğu kanısın. Bir artık varsa bir kart çekelim. Evet. Saldırı aşaması. Saldır diyorum. Evet. Evet. Onun eli biraz temizledim. Uçanını kaldırdım, o benim için sıkıntıydı. Önceliği devret. Evet, sonraki el benim için garanti. Çünkü uçanı yok. Şu ikisiyle saldırdım mı direkt ortalık temiz. Kendisin. Deneysel savaş değil. Sen bir tane kart çek. İki kart çekeyim ben bir. Dursun kenarda. Evet. Azıcık overkill'e gittik gibime geldi ama. Kabul et. Saldıracağım. Saldır. Artefekt olmayan bir birimi yok et. Bir tane dwarf'um gitti. Bir tane daha dwarf'um gidecek. Kabul. Ve oyun bitti. Ya tamamen adamın amacı bana gider ayak damage koymaktı. Tabii bilgisayara karşı kazandığım için kendimde çok gurur duyamayacağım. Çünkü daha noobum oyunda. Evet, sanırım bu video bu şekilde bitti. Aşağıdaki linkten Hex oyununa kayıt olabilirsiniz eğer ilginizi çektiyse. Benim kullanıcı adım Kofte East Kofte. Zaten tahmin etmesi zor olmasa gerek. Hani ki yazılışı da direkt aşağıda yazıyor. Tahmin edemeyenler için. Evet. Kısaca karşınızda Hex vardı. Evet. Umarım ilginizi çekmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftemi günler. İyi eğlenceler.